Merhabalar. Bugün konumuz dijital minimalizm. Dijital minimalizm nedir? Dijital minimalist kime denir? Ne faydası var ve nasıl olunur? Konularında bir paylaşım yapmak istedim bugün ve bunun için de özellikle okuduğum ve çok etkilendiğim bir kitaptan size bazı aktarımlarım olacak. Öncelikle dijital minimalizm nedir? Bu tanımı bu kitap çok güzel yapıyor. O yüzden oradan okuyacağım. Dijital minimalizm, çevrim içi vaktinizi değer verdiğiniz şeylere faydası dokunan, titizlikle belirleyip optimize ettiğiniz az sayıdaki faaliyete odaklı halde geçirmenizi ve geri kalan her şeye gönül rahatlığıyla sırt çevirmenizi öngören bir teknoloji kullanımı felsefesi. Ve önereceğimi söylediğim kitabım da Dijital Minimalizm, Cal Newport'un kitabı. Ben gerçekten hayatımı değiştiren bir kitap olarak değerlendirmek istiyorum bu kitabı. Çünkü öncelikle okurken, sonrasında da okuduklarımdan öğrendiklerimi çok hızlı bir şekilde içselleştirebildim. Ve benim için çarpıcı oldu, gerçekten etkileyici oldu. Çünkü okudukça kendimi gördüm ve kendi hayatımda değiştirmem gerektiğini o ana kadar pek de düşünmediğim bir alanı fark etmiş oldum. Sadece şöyle bir istatistik vereceğim kendimle ilgili. Ben bu kitabı okumadan önce ya da okuduğum o ilk günde şöyle bir dönüp baktığımda Instagram'ı günlük kullanım ortalamam benim 1 saat 23 dakikaya ulaşmış. Şu anda bunu utanarak söylüyorum çünkü bu gerçekten çok fazla bir zaman benim için. Tabii ki işimin bir parçası ama hepsi de değil. Çünkü şu anda ben bu kitabı okuduktan sonra ve kitapta anlatılanları ve kendi koyduğum kuralları uyguladıktan sonra şu anda o sayı 1 saat 23 dakikadan günlük ortalama 16 dakikaya düştü. Yani ben bunu yapabiliyormuşum ve işimi hala sürdürebiliyorum. Demek ki günde sadece 16 dakika ayırarak da yapabiliyormuşum ama geriye çöp olan bir 1 saat 5 dakika gibi bir süre kalıyormuş. Kitaptan birkaç bölüm daha okumak istiyorum. Özellikle altını çok fazla çizdiğim bir kitap oldu. Ve tabii ki altını çizdiğim her yeri okuyamam. Ama birkaç tane işaretlediğim yer var, paylaşmak istediğim ve sizin için de faydalı olabileceğini düşündüğüm birkaç nokta. Mesela diyor ki, kaderin ironik bir cilvesiyle insanlar dünyanın öbür ucundaki arkadaşlarıyla irtibatta kalmak için Facebook'a üye olmuşlardı. Fakat nihayetinde masanın öbür ucundaki arkadaşıyla bölünmeden dolu dolu sohbet edemeyecek halde buldular kendilerini. Özellikle sosyal medya alanında hayatımıza ilk giren mecra olan Facebook benim hayatıma yaklaşık olarak 2007 yılında girmişti. İlk o girdiğimiz zamanlarda pek kimse yoktu. 5-6 kişi sürekli birbirimizin duvarına yazarak kendimizce iletişim kuruyorduk. Ama şu anda geldiğimiz noktada çok fazla sosyal medya mecrası var ve bizler mesela Facebook artık pek kullanmasak da diğer alanlara o kadar fazla ağırlık verdik ki hayatımızdan gerçekten bazı zamanları ve onun yerine koyabileceğimiz pek çok şeyi çalıyor. Dolayısıyla en başta yaptığımız dijital minimalizm tanımına, o tanımı gerçekleştirecek bir hayat tarzına ihtiyaç duyuyoruz. Ben en azından bunu kendimde gördüm ve etrafımda çok fazla kişiden de bu ihtiyacı duyuyorum. Ama sadece bunun için öncelikle bir farkındalık kazanmak gerekiyor. Yani dijitali bir anda bırakmak aslında sigarayı bırakmak gibi bir şey. Çünkü ben şu anlamda sigara bağımlılığına çok benzetiyorum dijital bağımlılığı. Bazen telefon masada durduğunda sadece İçimden gelen bir içgüdüyle, bir dürtüyle telefonu elime aldığımı fark ediyordum önceden. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında bir amacım yok. Yani şu telefonu alayım da şuna bakayım gibi bir şey olmasa da telefonu alıp sıradan uygulamalara ne var ne yok diye baktığım zamanlar oluyordu. Bu gerçekten el alışkanlığı, sigara tiryakilerinin el alışkanlığına benziyor. Öncelikle bunu bırakmak lazım. Bazen de şöyle şeyler oluyor. Mesela ben kol saati kullanmıyorum ve saate bakmak için telefonu elime alıyorum. Birkaç dakika sonra fark ediyorum ki saate bakmadım ama o telefonda o anda bir bildirim gözüme çarptı veya o an başka bir şey, bir ikon gözüme çarptı ve ona tıklamak istedim. Böyle zamanlarda olabiliyor. Kitaptan birkaç alıntı daha okumak istiyorum. Mesela şurada diyor ki, siz zahmetsizce arkadaşınızı etiketlerken, Facebook'tan bahsediyor, etiketlenen kişi de gelen bildirim sayesinde onu düşündüğünüz yolunda bir toplumsal tatmin duygusu yaşıyor. Bu otomatik etiketleme özelliğini geliştirmek için muazzam paralar harcanmasının sebebi, bunun sağladıkları servis için şart olması değil. Esas amaçları kullanıcılarına daha fazla bağımlılık yapıcı toplumsal onay parçacıkları sunabilmek. Başka bir yerde de şöyle demiş.
Minimalistler ufak tefek şeyleri kaçırmayı dert etmezler. Onları asıl kaygılandıran, hayatı güzelleştirdiğinden hali hazırda emin oldukları büyük şeylere zarar vermektir. Bu kitap alt başlık olarak ekran bağımlılığı ve teknoloji yorgunluğu sarmalından kurtulmak için bir yol haritası kullanımını seçmiş. Ve gerçekten de ekrana karşı bir bağımlılık yaşadığımıza inanıyorum ben. Aslında dijital bağımlıları incelediğimizde uyuşturucu bağımlıları ya da sigara bağımlıları gibi pek çok farklı konuda bağımlı olabilen kişilerle benzer noktalarda ortaklıkları olduğunu görüyoruz. Az önce bahsettiğim el alışkanlığı mesela bunlardan bir tanesi. Gerçekten ona ihtiyacı olmasa bile kişi dürtüsel olarak ve alışkanlık olarak artık o telefonlara, o bilgisayarlara uzanmaya başlıyor. Ve biz aslında bunu değiştirebilecek güce sahibiz ama sadece o güce sahip olduğumuzu bilmiyoruz veya bu gücü kullanmaya ihtiyacımız olduğunun henüz farkına varmamış olabiliyoruz. Kitapta dijital minimalist olabilmek için pek çok farklı öneride bulunuyor. Yüzlerce öneri sayabiliriz. Ama ben o önerileri zaten okursunuz kitabı ki okumanızı da öneririm. Bu önerilerin dışında ben kitabı okudukça kendi hayatıma neyi uyarlayabilirim? Benim neye ihtiyacım var ve benim karakterim hangi yöntemlerden daha hızlı, olumlu etkilenir? Buna bakarak başka yöntemler izledim. Mesela bu yöntemlerden bir tanesi bir tane defter edinmek oldu. Bu defterin de ilk sayfasına dijital minimalizm defteri yazdım. Ve yine ilk sayfasına dijitalden kurtardığım zamanla yapabileceklerim listesi yaptım. Tabii ki benim işimin bir parçası telefon ve olmazsa olmazım. Özellikle sosyal medya veya farklı telefon uygulamaları üzerinden işimi pek çok konuda hızlı hallediyorum. Yoksa aslında kitabın önerilerinden bir tanesi sosyal medyanın kendinize zarar verdiğini fark ettiğiniz anda sosyal medya uygulamalarını tamamen silmek. Ve bunu yapan pek çok kişi de tanıyorum. Hayatlarının güzelleştiğini de söylüyorlar ama benim işimin bir parçası olduğu için tamamen silmek benim açımdan çok mantıklı ve uygun şu anda uygulanabilir görünmüyor. O yüzden ben başka kurallar uygulamak zorunda kaldım. Bu kuralları da dijitali bilinçli kullanma kuralları diye ikinci sayfaya ayrıca yazdım. Çünkü tamamen silemediğim için en azından ne kadar süre kullanabilirim veya hangi sınırlamaları kendime getirebilirim? Bunları yazdım. Bunlardan bir tanesi örneğin Instagram'da sadece haftanın belli olan 3 gününde paylaşım yapmak veya aynı anda 2 taneden fazla hikaye paylaşmamak gibi kendime kurallar koydum. Bunlar kitapta yazan kurallar değil. Ama tabii ki hepsinin istisnaları var. Yine işimle alakalı. Ben 2 hikayeyi 3'e çıkarabilirim. Gerekirse 4'e çıkarabilirim. Ama hangi durumlar o gerekirseyi karşılıyor? Bunlar burada yazılı. Yani kurallarımı çok net bir şekilde yazdım ki sonradan dışarı çıkmam mümkün olmasın. Aynı şekilde sadece Instagram değil tabii ki Facebook, Twitter, Netflix, YouTube, Ekşi Sözlük gibi pek çok alanda kendime kurallar yazdım. Ve bunların hepsi burada net bir şekilde yazıyor. Yani ben yarın öbür gün bunu esnetmek istediğimde kendime verdiğim sözü bu deftere yazarak da bunu netleştirdiğim, yazıya döktüğüm o sözü tutamamış olacağım ki bu bence en azından beni motive eden bir şey gerçekten. Mesela Netflix'te ben bir ara çok dizi izliyordum, bu senenin başlarındaydı. Ve şu anda artık hiç dizi izlemiyorum. Yani kendi başıma hiç dizi izlememe kuralım var burada. Eşimle birlikte izleyebilirim dizileri. Ama onun da yine kuralı var. Günde en fazla 2 saat birlikte dizi izleyeceğiz. Tek başıma da hiç izlemiyorum. Bir de benim farkındalıklar sayfam var defterimde. Çünkü ben hem kitabı okurken hem de uygulamaya başladıktan sonra bu kuralları kendimle ilgili bazı farkındalıklar edindim. Farkındalıklar dediğim bazen geçmiş anılarımı hatırlıyorum. Mesela ben üniversitedeyken en son çok güzel şahane kitap okuyordum. Yani şahaneden kastım şu, bir günde oturup 200-250 sayfalık kitaplar okuyabiliyordum. Sabahtan akşama tatil günlerinde bu kitapları ben okuyabiliyordum ve çok verimli şekilde de okuyordum. Ama o zamandan bu zamana değişen şey şu oldu, o zaman henüz akıllı telefonum yoktu. İlk akıllı telefonum üniversite mezuniyeti sonrası oldu. Yani iş hayatına girişimle birlikte. Ve o gün bugündür de artık o kadar verimli kitaplar okuyamıyorum. İnternet olmadığı zamanlar hariç. Bir keresinde bir tatile gitmiştik. Bundan 2 ya da 3 sene önceydi sanırım. Ve o tatilde ben normalde yanımda bir tane kitap götürmüştüm. Çünkü 4 günlük bir tatilde ve ancak bir tane kitap okuyabilirim diye düşünüyordum. Fakat gittiğimiz yerde internet çekmiyordu. İnternet çekmiyor olunca da telefon benim için işlevsiz bir hale geldi ve ben bir günde bir kitap bitirdim.
Sonraki günlerde de kitap okuyabilmek için gidip en yakın kitapçıdan, yakında da kitapçı yoktu, bir marketten kitap alarak onları okumak zorunda kalmıştım. Ama o bana şunu hatırlattı. Ben internetsiz dönemlerimde okuduğum gibi kitabı yine okuyabilirim. Yani bunun yaşımla, hayatımla çok yoğun olmamla ilgisi yok. Gerçekten dijitalle ilgisi var. Ve gereksiz dijital kullanımıyla ilgisi var. Benim uyguladığım bir başka yöntem de şu oldu. Uygulamaların ikonlarını ben telefonumda sürekli yer değiştiriyorum. Yani örneğin Twitter benim birinci sayfamdaysa 2 gün sonra onu üçüncü sayfaya taşıyorum. Veya üçüncü sayfada yerini değiştiriyorum. Yukarıdaysa aşağı alıyorum. Bu biraz daha beynimin düşünmesini sağlıyor. Zihin çok kolay öğreniyor aslında. O alışkanlıkları çok kolay kazanıyor. Aslında buradan kalkıp da her gün gittiğimiz bakkala yürümek gibi. Her gün yürürken bunu düşünmeyiz. Ya şimdi nereden yapacaktım? Asansöre nereden biniyordum? Bunu her gün düşünmeyiz. Çünkü beynimiz öğrenir. Aslında telefon uygulamalarını da aynı şekilde kullanıyoruz. Telefon uygulamasının mesela Twitter'a mı gitmek istiyorum? Beynim biliyor hangi sayfada nerede. Dolayısıyla o alışkanlıkla ezbere oraya gidip tıklayabiliyorum. Bunu engellemek için yerlerini değiştiriyorum. Yaklaşık olarak da 2-3 günde yine beynim öğreniyor ve yine yerini değiştirmem gerekiyor. Ama bunu yapmak bana şunu sağlıyor. Ben alışkanlıkla gidip ikinci sayfaya gidip bakıyorum. Aa, burada değil Twitter. Neden değil? Çünkü ben şu amaçla onu başka bir yere taşımıştım. Bunu hatırlamamı sağladığı için de telefonu elimden bırakmamı sağlıyor. Çünkü şu anda ben buna girmek zorunda mıyım? İşimle ilgili bir şey mi yapacağım? Hayır, yapmayacağım. O zaman kenara bırakıp gerçek yaşama geri dönebilirim. Yine farkındalıklar listeme şöyle bir not almışım. Facebook'taki bildirim işaretleri beni artık cezbetmiyor ikinci gün. Facebook'ta evet, yani bunu yaklaşık olarak 20 gün önce ben bu defteri tutmaya ve bu kuralları uygulamaya başladım. Artık gerçekten şu anda Facebook'ta belki 20 tane 30 tane bildirim vardır ve tıklama isteğim şu anda yok. Facebook zaten hayatımdan gittikçe daha az öneme sahip alanlardan bir tanesi olmuştu sosyal medya uygulamaları arasında. Şu anda iyice benim için önem kaybetti ve zaten sesli bildirim almıyorum ya da yazılı mesaj olarak bildirim almıyorum hiçbir sosyal medya uygulamasında. Artık o işaretler de ilgimi çekmez oldu. Başka bir farkındalığım şu olmuş. Evin içinde bir yerden bir yere giderken telefonu taşımadığım zamanlar oluyor ki önceden gerçekten nereye gidersem telefonu hep yanımda taşıyordum. Su içmeye bile gitsem mutfağı yanımda götürüyordum. Biraz gerçekten bende bağımlılık varmış ama bu kitabı okudukça fark ettim neyse ki. Yine yıllardır zaten kullandığım bir metot vardı. Bildirimlerin sesleri, ışıkları hepsi kapalı. WhatsApp dahil. Ama WhatsApp'ın sesinin veya ışığının, mesaj bildiriminin olmaması bende şöyle bir alışkanlık yaratmış. Ben telefondan hiçbir ses çıkmasa, hiçbir ihtiyacım olmasa bile arada bir açıp bakıp ya bir mesaj var mı acaba, birisi bir şey yazmış mı diye bakma alışkanlığım oluşmuştu. Ve bazen de boşu boşuna bakıyordum. Yani bakıyorum hiçbir mesaj yok. O zaman hadi girmişken bir de Instagram'a bakayım durumu oluşabiliyordu. Bunu engellemek için şöyle yaptım. WhatsApp'ta grup mesajlarını değil ama kişilerden gelen mesajların sesini açtım. Yani artık birisi bana bir şey yazdığında ben o sesi duyuyorum ve biliyorum ki mesaj geldi. Ama hiçbir ses gelmezse durup dururken telefona bakma ihtiyacım bu sayede azalmış oldu. Benim en zorlandığım şey de Google'sız kalmak oldu. Çünkü telefon sürekli elimin altında olunca o an aklıma gelen bir şeyi, okuduğum bir yerde ilgimi çeken bir şeyi hemen araştırmaya alışmıştım. Ama şimdi artık öyle olmuyor. Çünkü telefon sürekli elimin altında değil. Mesela kitap okurken telefonu bambaşka bir yere, elimle uzanamayacağım bir yere çoğu zaman zaten koymaya çalışıyordum. Şu an artık çok daha net bir şekilde kurallarım belli. Telefon ben kitap okurken yanımda olmayacak. Ama bunu yaparken mesela bu kitabı okurken birkaç noktada Google'a bakmak istedim. Mesela çetrefil sözcüğünü ben çetrefilli olarak kullanırım sıfat olarak. Ama bu kitapta hep çetrefil şeklinde kullanılmış. Ve ben de bunu merak ettim. Ya acaba ben yanlış mı kullanıyordum bugüne kadar diye. Bakmak istedim Google'a ama bakamadım. Sonra birkaç sayfa sonra tekrar çıktı karşıma. Tekrar bakmak istedim, bakamadım. Ve bir yerden sonra da şunu yapmaya başladım. Google'a bakacağım şeyleri, bakmak istediğim, o an aklıma gelen veya bu şekilde gördüğüm, öğrendiğim, okuduğum şeyleri bir kenara not almaya başladım. Böylece daha sonra telefon elime geçtiğinde bakabileceğim şeklinde kendime ayrı bir yer yapmış oldum. Aslında not defteri demişken göstermek istediğim iki başka not defterim de var.
Ben telefon uygulamalarını, telefondaki ajandayı çok kullanıyorum ve gerçekten işimde çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Ama her şeyi yazıyorum o notlara. Yani aklıma gelenleri, alışveriş listelerimi, her şeyi yazıyorum. Ama bu aslında şu anlama da geliyor. Yani daha fazla dijital kullanmak. Çünkü çoğu zaman bilmiyorum size de oluyor mu, bana çok oluyor. Bir amaçla telefonu elime aldığımda o amacı gerçekleştirdikten sonra telefonu bırakmadığım zamanlar oluyor. Tamam, şimdi bu iş bitti. Bir de şuralara bakayım. Bir de bakayım mail gelmiş mi, şu gelmiş mi, burada bir şey var mı, yeni birisi bir şey paylaşmış mı gibi oralara da aslında mecbur olmadığım halde bakmaya başlamıştım. Bu yüzden biraz daha manuel kullanıma geçmek istedim. Mesela şöyle bir küçük defterim var. Bu yapılacaklar listesi defterim. Bugünün hedefi nedir? Bu hangi konuda ben yapılacaklar listesi yapmak istiyorum? Tarihim ne? Bununla ilgili böyle bir minik not defterim var. Bir tane de şöyle bir ajandam var. Haftalık ajanda. Bu her zaman masamda duruyor, bilgisayarımın yanında. Ve o an aklıma gelen şeyleri buraya yazabiliyorum, notlarımı alabiliyorum. Ve günlük olarak da almak istediğim notlar varsa, o gün için hatırlatıcılar olabilir bunlar, buraya yazıyorum. Bu tabii ki telefondaki takvimi tamamen bıraktığım anlamına gelmiyor ama daha az kullanabiliyorum bu sayede. Bunlar gibi pek çok faydalı defter artık kırtasiyelerde ve kitap evlerinde satılmaya başlandı. Çok güzel böyle renkli renkli veya daha siyah beyaz sevenler için farklı tasarımlar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Kesinlikle işinizi kolaylaştıracak adımlar arasında olacak bunlar. Mesela benim yine işimi kolaylaştıran, kitabı okumadan önce yapmış olduğumu fark ettiğim adımlardan bir tanesi de şu oldu. Ben Hindistan'dan döndüğümde benim Instagram hesabımda takip ettiğim binlerce kişi vardı ve döndüğümde artık biraz daha minimalist yaşam o felsefeyle birlikte geldiği için Instagram'da takip ettiğim kişi sayısını 200'e düşürmüştüm. Yani sadece gerçekten çok yakın çevremde, takip etmek istediğim, merak ettiğim ailemden kişiler kaldı şu anda Instagram'da. Bu da aslında benim işimi kolaylaştırdı çünkü şu anda çoğu zaman girip baktığımda yeni bir şey paylaşılmamış oluyor. O kadar az kişi var ki paylaşım da çok az tabii ki. Böyle olunca Instagram'da benim için daha az cazip bir yer haline geldi. Bu da bir yerde avantaja dönüştü. Kullandığım diğer iki yöntem de aslında telefonumun bana sunduğu olanaklardan kaynaklanıyor. Çünkü telefonumda, ben iPhone kullanıyorum, ayarlar kısmında ekran süresinden atıl süre ve uygulama kısıtlamaları seçebiliyorum. Ne demek bunlar? Atıl süre sayesinde ben şöyle bir ayar yaptım. Akşam 21'den sabah 7'ye kadar benim telefonumda çoğu uygulama şu anda kilitli durumda. Yani akşam 21.01'de ben örneğin Instagram'a bakmak istediğimde, Twitter'a bakmak istediğimde tamamen kapalı. Diyor ki sabah 7'den sonra gel. Ya da bu sınırı çözmek istiyor musun? Şu anda bu kilidi açabilirsin. 15 dakikalığına ya da tamamen açabilirsin bu kilidi ama bunu istiyor musun diyor. Ve o an ben diyorum ki hayır, bunu istemiyorum. İstediğim şey bu değil. Benim istediğim şey dijital minimalist olmak. Tamamen dijitali yok saymak, gidip de bir dağın başında yaşamak değil amacım. Sadece daha bilinçli kullanmak istiyorum. Mecbur değilsem kullanmamak istiyorum. Bu yüzden de bu atıl süre uygulaması benim işime yaradı. Aynı şekilde işime yarayan bir diğer uygulama da uygulama kısıtlama özelliği oldu. Yine aynı şekilde ayarlardan, ekran süresinden gittiğim uygulama kısıtlamada belli uygulamalara gün içinde maksimum şu kadar girebilirim gibi bir sınır koydum. Örneğin sosyal ağlara maksimum bir günde 1,5 saat ayırabilirim. Yani zaten sabah 7'den sadece akşam 9'a kadar kullanabiliyorum. Ve o süre içinde de en fazla 1,5 saat ben toplamda tüm bu araçlara zaman ayırabilirim gibi bir kural belirledim. Kitapta Cal Newport'un önerdiği 30 günlük bir temizlik süreci var. Yani siz doğrudan hemen şimdi bugün kitabı okur okumaz dijital minimalist olamayabilirsiniz. Çünkü yıllardır getirdiğiniz alışkanlıklar var ve bu alışkanlıkları bir gecede değiştirmenizi kimse sizden bekleyemez. Bu yüzden de 30 günlük bir temizlik süreci öneriyor. Yani mesela bu bir ayın ilk günü olabilir. Ayın birinden başlarsınız, ay sonuna kadar bir deneyebilirsiniz. Ya da ben kitabı ayın 15'inde bitirmiştim. O yüzden bir sonraki ayın birine kadar beklemek istemedim. O yüzden ayın 15'inde başladım. Şu anda yaklaşık olarak 3. haftadayım ve gayet güzel gittiğini düşünüyorum. Yani gittikçe daha fazla farkındalık kazanıyorum. Kullanım sürelerim çok azaldı. Dediğim gibi zaten Instagram'ı çok düşürdüm ki benim en fazla rahatsız olduğum konulardan bir tanesiydi. Yine Twitter kullanımım çok düştü. Facebook aynı şekilde. Aslında tüm telefon kullanımım düştü. Yani 1. haftanın sonundaki ekran raporuma baktığımda ekran kullanımımı tam olarak %50 düşürmüştüm.
Herkesin kullanım saatleri tabii ki aynı olmayabiliyor. Kimisi örneğin Twitter'ı günde 10 saat kullanıyordur ve 7 saate düşürmek güzel bir adımdır. Kimisi de sadece 1 saat kullanıyordur. O yüzden 40 dakikaya düşürmek onun için güzel bir adımdır. O yüzden bence oran olarak konuşmak çok daha mantıklı. O yüzden ben ekran süresine baktığımda %50 düşüş gördüğümde bir haftanın sonunda daha çok motive olmuştum. Mesela siz de kitabı okuyunca göreceksiniz. Yazar kitapta çok fazla şunu öneriyor. Siz sosyal medyayı uzaklaştırarak kazanacağınız zamanı el sanatlarına, hobilere, arkadaşlarınıza, sosyal etkileşime ayırabilirsiniz. Ve bununla ilgili de şöyle demiş. Maharetle yapılmış bir ahşap masa veya iyi bir müzik performansının aldığı alkış gibi somut verilerin yokluğunda beğeni alma umuduyla gittiğimiz havalı bir restoranın fotoğraflarını paylaşıyor veya zekice bir esprimizin kaç kere retweetlendiğine bakıp duruyoruz umutsuzca. Bu sığlıktan kaçmanın yollarından biri zanaattir. Çünkü zanaat çok daha derin bir gurur kaynağı teşkil eder. Veya başka bir yerde şöyle diyor. Dijital teknoloji yine hayatınızda olacak ama sadece yardımcı rol üstlenecek. Bir saat boyunca YouTube'da komik videolar izlemek ruhunuzu tüketebilir. Fakat tuvaletteki havalandırma cihazının motorunu nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için YouTube'a başvurmak, bir şeyleri tamir etmekle geçireceğiniz tatmin edici bir akşamın temelini teşkil edebilir. Yani dijitalden tamamen uzaklaşmak gibi bir amacımız da yok. Sadece faydalı kullanımları belirleyip faydasız kullanımlardan vazgeçmek gibi bir amacımız olmalı diye düşünüyorum. Bu kitap gerçekten herkese önerdiğim, yani siz dijitali ne kadar kullanıyor olursanız olun, mutlaka bir yerlerde fazlalıklar vardır diye düşünüyorum. Çünkü 2019 yılında akıllı telefonlarla ve her tarafımız dijitallerle donatılmış yetişkinlersek eğer, gerçekten bu kitabı okurken bazı yerlerde kendimizi bulmamız kaçınılmaz. Bu arada bu videoyu izleyenler arasından 2 kişiye bu kitabı hediye edeceğim. Dijital Minimalizm kitabının çünkü okunmasını istiyorum. Gerçekten herkes için faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Bu yüzden 2 takipçimize kitabı hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için 2 şart var. Bir tanesi kanalımıza abone olmak. Diğeri de kendi kullanım alışkanlıklarınızdan hangileri sizi rahatsız ediyor veya bugüne kadar uyguladığınız ve faydasını gördüğünüz yöntemler hangileri sorusuna cevap verecek aşağıya bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Bu 2 şartı karşılayanlar arasından bir çekiliş yapacağım ve bir hafta sonra Instagram hesabımdan sonucu açıklayacağım, kazananları açıklayacağım. Kitabı alıp okumanız ve faydalı olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.